yolumuzla bir araya geleceğiz. Onların da ben katkılarının olacağını düşünüyorum böyle bir organizasyon için. Onlarla da işbirliği içerisinde daha da çıtayı nasıl yukarı çıkarabiliriz diye bakacağız açıkçası. Özellikle tabii genç iş insanlarının olduğu toplulukların daha da dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Evet, şimdi evet. Bir kısım geleneksel kalıyor. Tabii bir yaş grubu daha geleneksel bakıyor ya da teknolojiyi bir yerden yakalamaya çalışıyor ama tam da öngörülebilir olmuyor onun için. Ama genç iş insanları dünyanın nereye gittiğini çok farkında evet. olduğu için onların ilgisi zannediyorum ki daha yoğun olacaktır, öyle mi? Bilmiyorum. Doğrudur. İki gün önce EGİAD Başkanımız Sayın Avni Yelken Biçer'le bir araya geldik. Sağ olsun EGİAD olarak bütün desteklerin arkamızda olduğunu söyledi. Gerekli işbirliklerini de yapmaya başladık. O anlamda gerçekten çok katkıları olacağını düşünüyorum ben de. Gençlere de biraz tavsiyelerde bulunalım. Onlar hem bu etkinlikten nasıl faydalanabilir, bunu hayatlarında nasıl avantaja çevirebilir? İşte reklamcılık olabilir, teknoloji olabilir, evet. sosyal ilişkilere yönelmek istiyor olabilir. Kendine bir iş alanı ya da kafasında herhangi bir gidişat hazırlamak isteyen gençler de bizi şu an izliyor olabilir ya da bu yayınımız zaten sosyal medya hesaplarımızda kalacağı için izleyecek olabilirler. Onların aklındaki soru işaretlerine de biraz yanıt verelim istiyorum. Hem buradan nasıl faydalanabilirler gelecekleri adına, böyle bir etkinlik düzenleniyor. Onca insan oraya geliyor. Gün boyunca devam edecek bir takım etkinlikler içeride var. Gençler bundan kendilerine bir fayda sağlasın. Siz bu kadar organizasyonu evet, kurmuşsunuz, bu kadar insanı kesinlikle. Getirmişsiniz. Geleceklerine dair bir fayda sağlasınlar. Nelere dikkat et? Siz de gençsiniz ama gençlere, daha üniversitede yolun başında olanlara ya da okullarını bitirmek üzere olanlarına, değişen bu dünyayla birlikte baktığınızda hem reklamcılık alanında olabilir hem dijital dünyada olabilir. Böyle biraz fayda sağlayalım, katkı sağlayalım. Nelere dikkat etmeliler? Hayata nasıl hazırlanmalılar sizce? Yani çok güzel bir soru. Öncelikle sürekli ne yapabilirim? Nasıl insanlarla bir araya gelirsem bana faydası olur diye düşünmeleri gerekiyor. Bu etkinliğimizde burada içeride Akademi Hall dediğimiz kısımda o 4 tane gerçekleşecek workshop'la katılma imkanları dolayısıyla katılsınlar mutlaka bir kere. Gerçekten önemli bilgiler edinecekler. Dijital Hall kısmındaki konuşmacılarla da alacakları çok şey olduğunu düşünüyorum ben. Oradaki tecrübeleri, deneyimleri almaları çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimiz yolun başındayken gelen bilgiler olur. Biliyorsunuz evet. tecrübe ettikten sonra ah keşke onu dinleseydik deriz ya. Evet. Burada tamamıyla o tecrübelerin bütünüyle orada aktarılması söz konusu olacak. Orada bence gelip fuaye alanında gezmeleri, konuşmalara girmese dahi fuaye alanında gezmeleri, oranın bir havasını solumaları bile hayatlarında çok farklı bir boyutla, çok farklı bir bakış açısıyla bakmalarını sağlar diye düşünüyorum ben. Onlara muhakkak katkı sağlayacaktır diyorsunuz. %100. Ben gençlerin ilgi göstereceğini düşünüyorum. Zaten İzmirliler bir farklıdır. Zaman zaman sanatçılarla da bir araya geliyoruz, yazarlarla da bir araya geliyoruz, etkinlik düzenleyen organizasyoncularla da bir araya geliyoruz. Hep şunun altını çiziyorlar, işte İzmirli okur, İzmirli seyirci,